Serkan Hoca bu arada oflu. Evet. Trabzonlu. Trabzon'da futbolu bilmeyen bir adam çıkmaz, onu da söyleyeyim. İkili ilişki yok. Ben sana dedim 4,5 milyon euro bonservis verir Trabzonspor'a. Öyle ikili ilişki mi olur? Siyopis gibi müthiş bir orta saham var. Ciğersiz mi diyorsunuz abi? Ciğersiz. Ye, fakir kantesi diyorlar ona. Kimliğinde Brezilya yazan herkesi alıyorlar. Sana Aa, Ribeiro'nun teşekkür ederim. formasını getirdim. Merhaba Antakya TV izleyicileri. 2022-2023 futbol sezonunun ilk programına hoş geldiniz. Hatayspor son şampiyon Trabzonspor deplasmanında sezonu açtı ve 1-0 mağlup oldu. Biz de şu anda Trabzon'da Trabzonspor maçının ardından 61 saat spor müdürü ve aynı zamanda Trabzonspor denildiğinde medyada akla gelen 2-3 isimden biri olan Hasan Tüncel abimizle birlikte bu programı çekeceğiz. Şu an aslında ben Hasan abiye hoş geldin diyeceğim ama biraz da Hasan abinin ev sahipliği yaptığı bir yerdeyiz. Onların stüdyosundayız, Trabzon'dayız. Yine de ben bizim kanal olduğu için sana bir hoş geldin diyorum abi. Hoş buldum. Siz de hoş geldiniz şehrimize. Eyvallah abi. Teşekkür ederiz öncelikle misafirperverliğin için. Ne demek, her zaman bekleriz. Senle program yapmanın heyecanı şu an çok keyifliymiş. Ben bunu tadıyorum yavaş yavaş. Eyvallah. Daha ilk açılışı yapar yapmaz bu heyecanı yaşamaya başladım. Abi istersen yavaş yavaş maç konuşmaya başlayalım. Ben öncelikle senin fikirlerini çok merak ediyorum ve ilk merak ettiğim fikirlerinden biri de Hatayspor beklentini karşıladı mı? Karşıladıysa ne derece karşıladı? Şimdi sonuçta Trabzonspor bugün Süper Lig'in son şampiyonu ve kadrosunu da büyük ölçüde korudu. Kadrosuna da hatta ligin en iyi sol bekini kattı. En iyi Türk sol beki olan Eren Elmalı'yı kattı. Daha sonra da ligin en iyi sol açığını aldı. En iyisini gönderip en iyisini aldı. Hakemi gönderip Trezeguet gibi önemli bir hamle yaptı. Evet. Bakıldığında sağ bek rotasyonunda sorunları vardı Trabzonspor'un. Buraya bir sağ açık sağ bek aldı. Larsen'i transfer etti. Danimarka milli takımının sağ bek oyuncusu. Şimdi Hatayspor'a oranla Trabzonspor hem maliyeti çok yüksek, daha oturmuş bir takım ve şampiyonluğu yaşamış, coşkulu futbol oynayan ve pas oyununa odaklı, başına da çok önemli tecrübeli bir hocası olan bir takım. Evet. Hatayspor baktığın zaman tanıdık isimler var orada zaten. Erci kardeşler yine Trabzonspor'dan ayrılma sevdiğimiz bir kardeşimiz de orada Uğurcan Çakır'ın arkasında kalmış. Uzun süre beklemiş. Açıkçası daha fazla beklemesine de gerek yoktu. Bence doğru olanı yaptı. Zamanlamayı doğru buluyorsun. Zamanlamayı doğru yaptı. Çünkü Uğurcan Çakır artık Türkiye seviyesini aşmış bir kaleci. Onu geçmek çok zor. Şu an kimi koyarsan koy, dünyadan kimi getirirsen koy, Trabzonlar yine Uğurcan Çakır'ı olmasını ister. Kamil Ahmet, o da Trabzonspor'da uzun süre oynamış, hatta bir dönem Trabzonspor'un her mevkisinde tıpkı şimdiki Dorukhan gibi oynayan bir oyuncuydu. Falet yine ligden tanıyoruz. Adekupe var. Evet. Viranyes var. Bunlar hep ligden tanıyoruz. Musa, Ribeiro, Ryan Abit, Lopnianiz, Saint Louis ve El Kabe. Bunların hepsi bilindik oyuncular. Hatayspor bu sene bakıldığında sanki biraz ligde daha kalmayı düşünen bir takım ortaya çıkarıyor. Biraz daha transferlere ihtiyacı var. Çünkü Trabzonspor gibi takıma karşı iyi direndiler. İyi savunma yaptılar. Özellikle kaleci Erce bence maçın yıldızıydı. Tabii Abdülkadir attığı golle yıldız oldu ama maçın önüne geçen isim Erce'ydi. Kurtardığı kurtarışlar, yaptığı güzel kurtarışlar vardı maç boyunca. Hatayspor'un bundan sonrası için bence önemli noktalara değinmesi gerekiyor. Orta sahada çok fazla oyundan düşebiliyorlar. Savunmada beğenmedim açıkçası savunmacılarını. Evet. Çok kolay pozisyon verdi. Trabzonspor'un belki de tam istatistiklere hakim değilim ama ilk yarıda ona yakın pozisyon olması lazım. Bir de Trabzonspor topla çok oynamadı. Yani. Evet. Topu Hatay'a bıraktı. Abi bu arada sence bu Avcı Hoca'nın tercihi miydi yoksa biraz da Hatayspor mu topu kullanmayı tercih etti? Yani mesela topu Hatay'a verelim. Geriden oyun kursunlar. Biraz tırnak içerisinde kurabiliyorlarsa. Hı hı. Mı dedi yoksa hoca? Veya bu biraz da Serkan Hoca'nın baskın tarafı mıydı? Ne dersin? Bence Abdullah Avcı'nın bir taktiği bu. Zaten Trabzonspor geçtiğimiz sezonu da baktığın zaman oyunun hep belirli dakikalarında vites arttırıyor. Sonra rölantiyi alıp devam ediyor. Geçtiğimiz hafta oynanan İstanbulspor maçı vardı Trabzonspor'un. İlk yarıda işi bitirdi Trabzonspor. İkinci yarıda rölantiyi alıp oyunu devam ettirdi. Yine ilk yarıda işi bitirmeye çok yaklaştı. Gol attı olmadı. Pozisyonlara girdi. 3'er 4'er tane net pozisyonlar kaçtı Trabzonspor'da.
Bu tamamen hocanın taktiğiydi. Çünkü Hatay Spor geldikçe arkada boşluklar veriyordu. Trabzonspor da boşlukları çok rahat bir şekilde kullanmaya çalıştı ama Erce'yi geçemedi bu sefer. Eğer Erce'yi de geçseydi ilk yarıdan zaten daha farklı bir skoru görecektik. Abi bu arada lafını balla kesiyorum. Erce konusunda hani notları aktarıyorsun bize ama biraz mütevazi davranıyorsun. Ben şunu da hani araya sıkıştırmış olayım. Biz de Hatay medyası ve Hatay Spor yakından takip eden muhabirler olarak Erce kardeşler transferini senden duymuştuk ilk kez. Onu da buradan söylemiş olalım yani. Estağfurullah. Ya, Erce Hatay'ı isteyerek gitti. Parada da memnun olarak gitti. Daha Trabzonspor'da kazandığın iki katı galiba alacak oradan. Çünkü Trabzonspor ilk geldiğinde ikincilikten gelme bir kaleciydi. Evet. Yatırım yaptı Trabzonspor'a. Bonservis bedeli de ödedi. Ama dediğim gibi Uğurcan Çakır'ın arkasında kalarak o da yaşını belli bir seviyeye kadar getirdi. Onun artık gitmesi gerekiyordu. Yaşı 28 olmuş. Evet. Erce. 94'lerce. Yani bir kaleci için. Ama kendisi yaşın abi biraz hani en azından Avrupa hayalleri var. Bunu sık sık dile getiriyor. Hatay'a geldiğinden beri duyuyoruz. Biz siz burada İnşallah. Ne duyduğunuz bilmiyorum ama. Ya umarım ki gider. Böyle devam ederse gider ama Hatay'ın da biraz savunmasını kuvvetlendirmesi lazım sanki yani. Vallahi abi Vranjes'i ben çok beğendim. Bunu söylemek istiyorum. Vranjes'in ilk maçıydı. Ayaka'dan geldi. Ayaka'nın hani birkaç sene önceki Yunanistan Ligi'ndeki şampiyonluğuna çok büyük katkısı var. Aslında orada belki de o stoper ya klasik bir klasik Anadolu takımı bir profili olarak düşündüğümüzde Trabzonspor bunun dışında. Her ne kadar bir Anadolu takımı olsa da dört büyüklerden biri olduğu için ama biraz Anadolu standardının şöyle sağlam bir stoper tandemi olacak. Ya ki çok fazla Anadolu takımlarının problemi çok fazla yaşlı oyuncularla kuruyorlar savunma tandemlerini. Vranjes de 32-33 yaşında zaten. Vranjes 32-33. Şimdi baktım Falet 30 yaşında. Evet abi. Adekupe 27 idi galiba o da. 27. Kamil Ahmet de 30'u bulmuştur muhtemelen. 30'u bulmuş. Evet. Bakıldığında bu savunma grubundan nasıl tempolu bir oyun bekleyebilirsin? Daha durağan bir savunma. Şimdi ileride de Trabzonspor'da Cornelius, Vişka, Trezeguet, Bakasetas, Doğucan, Siopis gibi oyuncular sana saldırırken bu oyuncularla oyun kurman çok zor olur. Bunun sıkıntısını zaten Hatayspor ilerleyen dönemde çok yaşayacak bence. Buraya daha çevik top oyuna sokabilen, Ribeiro'ya kolay buluşturabilecek bir oyuncuya ihtiyacı var. Evet. Yani bir 6 stoperde de oynayabilen ve 6 numaraya çok net bir şekilde Hatayspor'un ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Çünkü dünkü çıkışlarda bunu Musa yapamadı. Çıkışlarda sorunlar yaşıyor. Trabzonspor önde bastığı zaman Hatay Spor savunması ne yapacağını şaşırıyor. Oradan bir top çıkartacak çünkü adam yok yani. Hızlı bir oyuncusu yok. Evet. Hızlı bir oyuncusu olmadığı için rahat bir şekilde rakip pozisyona girebiliyor Hatay Spor'a Kesinlikle karşı. Kesinlikle öyle abi. Burada böyle bir eksiği net bir şekilde dün ben Hatay Spor'da gördüm. Ha forvetlere bak Ribeiro iyi bir oyuncu. Beğendim onu. Kaliteli bir futbolcu. Dün sana antipatik gelmedi yani Ribeiro. Ya futbol... Bakasetas'la çünkü sık sık onların eşleştiğini gördük. Onun içinde böyle şeyler var. Evet. O antipatik gelme, o maç içerisinde olan şeyler, futbolcuların arasında olan şeyler taraftarlara gelebilir öyle şeyler ama bunlar normal. Her maç içerisinde kavga etmeyen futbolcu yoktur zaten. Evet abi. Bu Senluis'i de beğendim. Ara ara patlamaları var. Evet. Birebir de etkili bir oyuncu aslında. Yakalarsa formunu. Troyes'ten geldi bize. Evet. Yakalarsa formunu bu ligde iş yapar. İş yapabilecek kapasitesi. Geçen sene pek 11'de şans bulamadı abi. Ama yani yetenekli bir oyuncu. Artık yeteneğini ne derece yansıtabilirse sahaya. Fizik olarak biraz eksikleri görünüyor ama yetenekli olduğu %100. Lobnyaz'ı biliyoruz zaten. Evet. Bilinen bir oyuncu, istikrarlı bir oyuncu. Coğrafya itibariyle size de sizin buralara da yakın bir oyuncu. Yani Gürcü. Gürcistan buraya çok yakın. Yani orta sahada dediğim gibi Abid ve Ribeiro var. Musa'nın yerine bir oyuncu düşünülebilir buraya. Zaten Musa'yı da hoca Serkan Hoca'nın da ilk maçıydı biliyorsun. Hani biraz da o da artık ilk haftalarda mecburiyetten deneme yanılma yöntemlerini entegrasyonu sağlayana kadar ya biraz şey yapacak. Şey var ya sizin takıma baktım da kreatif oyuncu az diyeceksin. Kadro derinliği yok. Düşük. Yok abi. Dediğim gibi buraya güzel bir hızlı bir stoper alması gerekiyor Hatayspor'un bu ligde kalıcı olmak istiyorsa. Falet'in yerine diyorsun özellikle galiba. Yani çok ağır. Falet sizin başınızı ağrıttır bu sene çok yani öyle görünüyor. Vranjes gene bir tık daha iyi ondan duruyor ama sağ sol beklerinizde uyumu yakalarsa devam eder zaten. Kamil bildiğimiz bir
oyuncuların aynen performansına öyle sorun yaşamazsınız. Umarım daha iyi olur ama bir 6-8 lazım size. Bir tane de hızlı bir stoper lazım. Abi kesinlikle öyle düşünüyorum. Zaten bizim orta saha transferini Trabzonspor maçının olduğu gün bitirmişler. Serkan Hoca, hı hı, bir tane Serkan Hoca'nın 4-1-4-1 tercihi var. Genellikle o formasyonu. Genelde Süper Lig'deki çoğu takımla oynadı futbol. Yani 4-2-3-1, 4-1-4-1. O formasyon gerçi ne olursa olsun sağ içerisinde, sağ içerisinde pek şey olmuyor. Dakikalar ilerledikçe buna pek sağlık kalan bir takım görmüyoruz. Serkan Hoca'nın bu tercihi doğrultusunda bir tane de sol iç orta saha bitirilmiş. Çok onu iyi. Da önümüzdeki günlerde açıklayacaktır Hatayspor. Umarım en azından senin az önce tarif ettiğin profile uygun bir oyuncudur ki biraz daha ilerleyen haftalarda. Sonuçtan kastım da bakıldığında 4-3-3 gibi görünüyor. Evet, şu an öyle görünüyor ama biraz daha ona yatkın abi. 4-1'in biri Musa mı? Musa. Tam orayı daha yani bence 6 kesinlikle. Kesinlikle. Orada dirençli bir oyuncu gerekiyor. Daha çevik, daha kolay topu oyuna sokabilen rakibi. Aslında var da dün izleyemedik abi. Mehdi Bucema'yı belki geçen seneden birkaç maç duydum, tanıklık etmişsindir. O da Cezayir Milli Takımı'nın aday kadrosuna seçilecek kadar yükseldi yani. Fransa'nın 3. liginden transfer edilmiş bir oyuncu. Ama işte bakalım yani biraz daha zamana ihtiyacı var abi. Şöyle senin şu konuda da fikrini merak ediyorum. Şimdi Hatayspor 2 senedir hasbelkader belli bir grafik çizdi. İşte ilk 10'u mümkün mertebe zorlayan, dönem dönem ilk 5 acaba olur mu dedirten taraftarına. 2 senedir böyle bir grafik vardı. Her sezon başında da kadrosunda aslında kısmi bir yaprak dökümü de yaşıyordu. Normal. Her takımın zaten başına gelen şeyler. Yine bu sezonda da işte Diouf'un olmayışı, kaleci değişti bir anda, farklı değişiklikler vesaire. Ama bir anda teknik ekip de değişti bizde. Evet. Şimdi yani sen de bu konuda ne düşünüyorsun? Şimdi Serkan Hoca bu arada Oflu, Trabzonlu. Evet. Serkan Hoca'nın annesi babası da Trabzon'da yaşıyormuş. Hocaya da hatta sormuştum. Hocam yani Hatayspor başında İlk resmi maçınıza Trabzon'da çıkıyorsunuz. Ankara'da doğup büyüdünüz ama hani Trabzonlusunuz ve şehrinize de benimsiyorsunuz. Ne düşünüyorsunuz diye. Hala dedi annem babam orada yaşıyor. Çok duygusal bir maç olacak benim için dedi. İşte Serkan Hoca birçok kişinin kafasında soru işareti oluşturuyor. Geçen sene de Altay'da 7 maçlık bir serüveni vardı. Bayağı 16 maçtır kazanamayan Altay'ın başına geçip bir anda arda arda galip gelen veya puanlar alan bir Altay seyrettirmişti ama sonrasında yine onlarla da yollar ayrıldı. Serkan Hoca hakkında neler düşünüyorsun abi? Var mı bir fikrin? Ya, öngörün? Dün o da çıktı. Basın toplantısında oradaydık. Gayet olgun bir şekilde hakkının, Trabzonspor'un gücünü de bildiklerini söyledi. Bunu bilerek bir futbol oynadıklarını söyledi. Bunu söylemesi bile onun zaten görüşünü, hocalık duruşunu ortaya koyuyordu zaten orada. Daha sonra da Trabzonspor'a Kopenhag maçında da başarılar diledi. Serkan Hoca bu lige adapte olmaya çalışan hocalardan bir tanesi. Gelgitler yaşıyor. Alt liglerden geldi. Oralarda serüvenleri vardı. Dediğin gibi Altay serüveni onun için büyük bir tecrübe Manisa'da oldu. Manisa'da namalup şampiyon oldu. Manisa'da vardı. Zaten orada şampiyon olması onu buralara taşıdı evet, zaten. İyi bir CV oldu. Umuyorum ki bu ligde başarılı olur. Çünkü bu ligdeki hoca portföyüne baktığın zaman ne yazık ki hocalarımız iyi değil. Ama yeni jenerasyon hocalar iyi çıkmaya başladı. Buna Serkan Hoca'ya da katabiliriz. Ligde başka örnekleri de var bu hocaların. Kasımpaşa'ya geçen sene çalıştığın hoca vardı. O mesela çok iyi işler yaptı. Çok iyi oyuncuların çıkmasını sağladı. Trabzonspor bile oradan 2 oyuncu aldı. Beşiktaş aldı Kasımpaşa'dan. Evet. Herkes oradan beslendi o takımdan evet, mesela. Ve bu tür hocalar ülkemizde olması gerekiyor. Hatayspor da aldı. Bir tür hocalardan ülkemizin beslenmesi gerekiyor. Bu hocaların daha çok yetiştirmeye yönelik hocalar olması gerekiyor. Genç oyunculara şans vermesi gerekiyor. Şu an Hatayspor'un yaş ortalaması bana çok yüksek geldi. Bu ortalamayla Hatayspor maalesef çok fazla ileri gidemez. Biz bile, Trabzonspor bile geçtiğimiz sene 25-26. Haftalardan sonra bocalamaya başladık. Çünkü yaş ortalaması çok yüksekti takımda. Kadro derinliği vardı ama kadro derinliğinde bulunan oyuncuların da yüksekti. Yani oynattığın oyuncu da yaşlıydı. Bu bir yerden sonra takımda mental bir yorgunluk getiriyor. Doymuşluk hissi de getiriyor oyunculara. Daha böyle aç oyunculara da yönelmesi gerekiyor bence Hatayspor. Bilmiyorum maddi durumu nedir. Özellikle ligimizde de uygulanan bir kural var artık. 21 yaş altı 3 oyuncuyu da kadrona dahil edebiliyorsun. Yabancı durumumuz ne şu an? Abi şu an yabancı yani ilk 11'de bir tık aynen şey 14 var. 14 var mı? 14.
Abi şu an daha hemen hemen aynı şekilde ama yabancıya kontenjan var kadroda. Yani bence 21 yaş altı federasyonun açtığı o kuralı Hatayspor'un gibi takımların, Hatayspor gibi takımların kullanması gerekiyor. Hem yetiştirici olacaktır onlar için hem de takımlarına direnç sağlayacaklardır. Bu ligde büyük takımların, o 21 yaş altı takımlarındaki oyuncular bu ligde çok rahat iş yaparlar. Yani ligi gözünüzde fazla büyütmeye gerek yok. Çünkü mücadele, sadece mücadele düzeyi var. Teknik taktik biraz zayıf bizim ligde. Evet. Bu ligde bu takımların özü, Hatay Spor olsun, Kayseri Spor olsun, onların cezası var ama yani Karagümrük, İstanbul, Kasımpaşa, bu takımlar gerekli yetiştirici rolüne dönmeleri gerekiyor. Çünkü Hatay Spor 2 senedir bu ligde hasbelkader devam ediyor ama Hatay Spor'da en büyük sorun istikrar sorunu. Kesinlikle öyle. İstikrarlı bir şekilde durmuyor. Hocalar da sürekli değişiyor, bir değişim sürekli oluyor. Yönetim nasıl yönetiliyor bilmiyoruz, o kadar içinde değiliz ama siz daha iyi bilirsiniz. Yani bir güvensizlik ortamı oluyor bu sefer oyuncularda da. Transfer ettiğin oyuncu bakıyor ki son 6 ayda 2 tane hoca gitmiş. Bir senede 4 tane adam gitmiş. Hoca gitmiş. Ben buraya gelsem beni de yollarlar. Bundan dolayı Anadolu takımlarımız bu güvensizlik ortamından dolayı çok fazla adımlar atamıyor. İleriye gidemiyorlar. Evet. Yani Hatayspor'un Serkan Hoca'ya bence sahip çıkması gerekiyor. Hatasında da başarısında da yanında olması gerekiyor. Serkan Hoca bilgili, birikimli bir yeni jenerasyon hocası. İnşallah da Trabzon'dan futbolu bilmeyen bir adam çıkmaz, onu da söyleyeyim. Buradan da Trabzon'a bir oklar döndü bir anda. Abi Serkan Hoca'ya ilk hoca değişikliği bu arada Hatayspor Süper Lig'e çıktığından beri ama senin söylediğin gibi işte her sezon başındaki o klasik kadro yapılanmasındaki değişikliklere maruz kalıyor Hatayspor. Yani Serkan Hoca'nın ilk haftalarını ben çok kritik olduğunu düşünüyorum abi. İlk haftalarda aslında çok böyle aman aman bir fikstür yok Hatayspor'un. İlk haftayla yargılanmaz ya hiçbir takım. İşte, ama olası... genelde Süper Lig'de de 5 haftada baştan hoca döküldü. Kesinlikle. Geçen sene ilk 10 haftada 9-10 hoca değişikliği vardı, evet. Abi. Yani şimdi Serkan Hoca'ya ne derece sabredilecek veya Serkan Hoca'nın ilk haftalardaki akıbeti nasıl olacak? Yani bunu merakla bekliyorum açıkçası. Çünkü Ömer Hoca ilk Hatayspor'a getirildiğinde abi o dönem pandemi dönemiydi. Yani takım ne olursa olsun tribünler boş, homurdanmalar olmayacak. Tabii. Her ne kadar Trabzonspor kadar böyle bilindik, dominant böyle bir taraftar grubu olmasa da Hatayspor'un. Her ne kadar biraz daha mütevazı olunsa da orada da bir uğultu. Neticede ya, taraftarla birlikte iç içe yaşıyorsunuz. Herkes kendi içerisinde güçlüdür zaten. Bir tepkiye maruz kalacaksın. Pandemi döneminde Ömer Hoca bunu avantaja çevirmişti tribünlerin boş olmasını. Ama şimdi Serkan Hoca döneminde öyle olmayacak. Yani olası puan kayıpları ilk haftalarda Serkan Hoca'yı biraz baskı altına alabilir. Burada da yönetimin tutumu önemli Fatih tabii. Fatih niye devam etmedi sizde? Fatih Kurucuk mu? Abi Fatih Kurucuk aslında yaşı itibariyle gelecek vaat ettiği düşünülse de pek bekleneni veremedi diyebilirim. Tutmadım bir de mısın? Ömer Hoca'nın transferi abi. Ömer Hoca'nın zaten Karagümrük'ten de öğrencisiydi. Ömer Hoca kendisinin sezon başına kadroya katmıştı Karagümrük'le sözleşmesi bitince. Ama Ömer Hoca'dan sonra Ömer Hoca'nın böyle biraz daha saha içerisinde daha doğrusu futbol dışında ikili ilişkisinin olduğu futbolcular Ömer Hoca'dan sonra takımdan ayrıldı abi. Ya bu da doğru değil mesela. Bandırma Spor'da şu an. Tanıdığını aldırmak gibi. Abi işte onu her hoca yapıyor aslında biraz. Mesela Abdullah Hoca'nın Vişça'yı getirmesi. Ama Vişça'dan bahsediyoruz yani. Vişça Süper Lig'in. Şimdi Trabzonspor'da verdiğimiz hiçbir örneği emsal teşkil etmiyor. En iyi sağ kanat yani. Doğru söylüyorsun. Ama işte ikili ilişkiler biraz işinde ne yazık ki. Vişça ikili ilişki yok. Ben sana dedim 4,5 milyon euro bonservis verir Trabzonspor'a. Öyle ikili ilişki mi olur? Ah, haklısın abi. O zaman Trabzonspor örnek vermiyorum. Mesela Recep Burak Yılmaz bize bu sezon Samsunspor'dan geldi. Serkan Hoca'nın Manisa'dan öğrencisi gibi. Yani bunlar. İsmail Köybaşı deseydin bana anlardım, Hataylı. Orada birini tanıyor. Ama orada almadınız onu herhalde. İsmail Köybaşı'nın. Göztepe'yle anlaştı benim. İsmail Köybaşı'yla aynen abi. Bizim oraya başka transfer yapıldı. Kaan Kanak alındı. İyidir, o alternatif sol bek olarak Adana Demirspor'dan. İsmail Köybaşı'nın adı geçti ama bilmiyorum, sen benden daha iyi bilirsin. Göztepe ile imzalayacak bir iki gün içinde. Onu da artık burada pek tutmadı abi sanki. Yok. Diyorsun. Burada iyi abilik yaptı. Bu şampiyonluk sürecinde takımın birleştirici gücü oldu. Bazen takımlarda da bir kişinin sembol olması gerekirdi. İsmail de o arkadaşlık ortamının önemli faktörlerinden biriydi ama bayağı seviliyordu. Seviliyordu burada. Ama futbolu maalesef günden güne geriye gittiği için arkadaşlıkta futbol oynamadığı için
Trabzonspor onu kadro dışı bıraktı. Evet. Abdullah Hoca, getiren hoca aynı şekilde yolladı. O da Göztepe ile bu hafta içerisinde imza atar. Vallahi abi açık konuşmak gerekirse İsmail Köybaşı'nın Trabzonspor kariyeri itibariyle aklımda kalan tek şey Trabzonspor şampiyonluğu garantiledikten sonra biliyorsun ilk resmi maçını Hatay'da oynamıştı, evet. O alkışlama mevzusunda. Kendisi de Hatay'da babasının restoranında Trabzonspor'u ağırladı. Benim aklımda evet. kalan tek şey bu abi. Trabzonspor İsmail Köybaşı ilişkisinde aklımda kalan tek şey bu. Dünkü yok zaten. Evet, dünkü maçta abi iki tane not vardı. Zaten süremiz itibariyle çok da uzatmamaya gayret edeceğim. İki tane notum vardı. Bir tanesi şu bende hani soru işareti oluşturuyordu. Şimdi Trabzonspor 103 gündür taraftarıyla bir arada değil ve netice itibariyle son şampiyon. Son şampiyon belli bir süre sonra taraftarıyla buluştu ve 35 binin de üzerinde bilet sattı. Bayağı tıka basaydı dün stat. Atmosfer de çok iyiydi bu arada. Ben Trabzon'da ilk defa maç seyrediyorum. Bayağı beğendim yani. Bir de salı günkü Kopenhag maçı vardı. Evet. Şimdi Hatayspor belli bir dakikaya kadar maçı tutarsa acaba akıllar Kopenhag'a kayacağı için İbre biraz Hatayspor'a döner mi diye bir soru işareti vardı ama yine Hatayspor belli bir dakikaya kadar o maçı tutsa da akıllar demek ki Kopenhag maçına gitmedi ya da ne derece gitti ki maçı almayı bildi Trabzonspor. Buradan hem biraz daha birkaç maç hakkında son cümlelerini alalım hem de biraz belki Kopenhag maçı hakkında fikir ve görüşlerini beyan edersin abi. Trabzonspor'un bu maçı Trabzonspor artık bir oyun kültürü oluştu. Evet. Kim çıkarsa çıksın karşısına yine bildiğini okuyor Abdullah Avcı. Bir oyun kültürü var. O felsefe doğrusuna ilerliyor. Ve başarılı da oldu bunda. Geçtiğimiz yıl şampiyonluklarla bitirdi. Artık kazanma alışkanlığı denilen bir kavramı Trabzonspor o kültürünü ekledi. Ne olursa olsun rakip %80'le oynasın, %85'le oynasın, seni dövsün maç boyunca, üst üste şutlar atsın, arda arda pozisyonlar atsın. Trabzonspor oyundan düşmüyor. Niye düşmüyor? Çünkü yapılan kadro yapılanmasına baktığın zaman ligin en iyi kalecisi bana göre Uğurcan Çakır. Şu an ligin değil Avrupa'nın en iyi kalecilerinden biri. Yani ben de Trabzonspor yani, dışından biri olarak bu fikrimi söyleyeyim. Hızlı hızlı sayacağım. Sen o zaman hak vereceğim bana. Danimarka milli takımının sağ beki. Evet. Bu takımı şampiyon yapan stoperi Vitor Hugo. Hemen ligin en iyi sol stoperi. Densville. Türkiye'deki hiçbir oyuncu da o kadar kupa yok. Belki Mesut Özil'de vardır onun kazandığı kadar kupa. O da rezerv ligde zaten. Eren Elmalı. Türkiye'nin en iyi sol beki. Gelecek onlardan sol beki. Şu an bence zaten Türkiye'nin net en iyisi yani. Eren mükemmel de bir performans ortaya koyuyor. Siyopis gibi müthiş bir orta saham var. Ciğersiz mi diyorsunuz abi? Ciğersiz. Fakir Kantesi diyorlar ona. Fakir Kante, Engolo Kante. Burada bu var. Bakasetas var. Abdülkadir Ömür'ün var. Bunların hepsi yıldız oyuncular. Sağ tarafa koymuşsun Edin Vişçay'ı. Ona, buradan da ona geçmiş olsun. 2-3 ay. Evet, evet doğru. Onunla değmiş oldu. Ne yazık ki şanssız bir pozisyon. Simon Fallet'le. Evet. Ya, yine bir kendini sakatladı. Bence yani faaliyetin bir şey yapacak bir şey yok da futbol içerisinde koşarken oluyor bunlar. Orada düşerken biraz kontrolsüz düşmüş. Geçmiş olsun. Solda Trezeguet var. Bu ligi yıllar boyu force etmiş bir oyuncu. İleride de bu ligden Premier Lig'e transfer yapmış bir oyuncu. Daha ne olsun yani. Bu ligden Premier Lig'e transfer yapan kaç oyuncu var? Yok yapmadı Cornelius. Hayır. Trezeguet'i söylüyorum. Ha Trezeguet. Ha Trezeguet. Cornelius da var. O da gol krallığına gidiyordu geçen sene. Fransa'yı tek başına şükürler etti. Burada yakın bir tarihte. Baktığın zaman Trabzonspor'un ilk 11'i alanlarının en iyisi. Yani bu takımı artık daha oturmuş. Canini'yi falan takım. Saymıyorsun. Mütevaziliğe bakar mısın? Yedeklere girmedim. Bu takım artık oturmuş bir takım. Bu takıma evet, stoper abi. Eklenecek. Bir tane kenar forvet eklenecek. Şimdi Edin Vişan'ın gidişiyle birlikte bir sağ açık da alacak Trabzonspor. Bir takım eksiklikler var. Ama bu eksiklikler tamamen geniş kadro kurmak için. Ana mevcut kadrosu oturmuş Trabzonspor'un. Yani Trabzonspor 2-0 geriye düşse de Hatayspor karşısında o maçı 3-2'de yapabilirdi. Evet. Öyle bir temposu olan bir takım. İstediği zaman da oyunun ritmini belirleyen pozisyonlar bulabilir. Büyüklüğünü hissettiren bir kadro var artık abi. Yani bunu şey yapıyorsun. Mesela Hatay üstüne çekti bir süre. Evet. Bıraktı gibi göründü Hatay'a topu. Ama 3-4 tane ardı ardına pozisyon buldu. Kesinlikle. Çünkü kanatları çok hızlı. Bekler müthiş verim veriyor. Eren Elmalı ben 3-4 defa sizin rakip ceza sahasının içinde görüyorum. Bizim sol bek. Trabzonspor sol bek. Eren Elmalı'ya ben 3 en az senin dediğin gibi abi 3 tane hatırlıyorum tribünlerin vur 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 diyeceği o açıyı yakaladığı pozisyonu. Hep doğru oyuncu tercihleri var bak burada farkındaysan. Transferlere bakıyoruz. Eren, Trezeguet, Larsen, Doğucan. 4 transferin 4'ü de ilk 11'de. Cuk diye oturuyor aynen. 4'ü de ilk 11'de. Ha bunların yedekleri de var. İkinci ara oyuna giren oyuncu Abdülkadir Ömür'dü gol atan.
Evet. Oyunu çözdü. Kilidi açan oyuncu. Onun da mükemmel bir yetenek. Sen daha Kouassi'yi saymıyorsun. Kouassi bu ligde minimum 12-13 takımın direkt ilk 11 oyuncusu. Tabii. Yani saymadığım oyuncular da çok evet. Yani. Bak buraya mesela baktığın zaman hangi oyuncuyu almaz ki hiçbir takım mesela. Tahatepe, Ümit Milli Takım'ın kalecisi. Ahmetcan Kaplan. Ajax'a gitti bu arada. Onu da hayırlı olsun diyelim. Ajax 9,5 milyon euroya kadrosuna kattı. Trabzonspor altyapısının önemli bir ürünüydü. Abdülkadir Ömür, Canini, Taha Bursaspor'dan geldi. Evet. Genç bir yetenek. O da zamanla takıma vermesini bekliyoruz. Taha'yı kiralamaları gündemdeydi ama tutacaklar galiba. Şu an Trabzonspor'un stoper sorunu olduğu için hoca göndermek istemiyor. Emrehan Gedikli, Kerem Şen, Kouassi. Bunların hepsi bu Emrehan, Kerem genç bir çocuk da Bursa'dan geldi. Emrehan da Almanya'dan geldi. Leverkusen'den geldi. Bunlar genç yatırımlı oyuncular. Trabzonspor hem geçtiğimiz sene yaşlı oyuncuya yatırım yaptı. Bu sene biraz daha gençlere döndü ama bunların tabii oynayıp form yakalamaları daha önemli. Asıl bugün kadroda olmayan çok önemli birisi daha vardı. Mesela Hatayspor'un o hani dedin ya rahat futbol oynadı biraz daha ikinci yarıya nazaran. İkinci yarı biraz daha rahattı. İlk yarı çok boğdu Trabzonspor ama Dorukhan yoktu. Dorukhan diyeceksin aynen. Bir an düşündüm yani Berat'ı söylemeyecek herhalde dedim. Dorukhan yoktu Trabzonspor'da. Eş sakatları da var Trabzonspor'un. Evet. Marek Amçık yok. Evet Marek Amçık yok. Yani bu ligin Bruno Perez yok. Şifresini çözmüş adam. Bruno evet. Perez yok. Bunlar çok önemli sakatlıklar mesela. Evet. Trabzonspor'un direkt oyun sistemi gibi. Trabzonspor Marek Amçık'sız. Abdullah Hoca da bunu diyor. Benim oyun planım yıkıldı diyor. Marek Amçık sakatlanınca. Ama gördüğünüz üzere Trabzonspor yine baskılı, coşkulu oyun oynayabiliyor. Çünkü diğer hani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş bunlar transferleri yaptı. Ama bunların hiçbirinin oyun sistemi yok şu an. Evet. İşte karman çorman bir şekilde ezber futbolla oynuyorlar. Zaten bunlar ilk haftalardaki maçları izleyenler de baktıysa eğer ne kadar pozisyondan uzak futbollar oynadığını görmüşsünüzdür. Fenerbahçe'nin zaten özellikle bilinçsiz transferleri yapıyorlar. Ülkenin ekonomisine de zarar veriyorlar. Ülke futboluna da zarar veriyorlar. Bunları zaten şöyle diyeyim sana devre arasında duymaya başlarsın göndermeye çalıştıklarını. Abi şeye çok şaşırıyorum ya. Yani para harcayıp eldekinden olmak nasıl bir yani mesela para harcıyorsan bir tık, iki tık, bilemedin üç tık daha da ileriye taşıman gerekirken para harcayıp mevcut şeyde o kalibrenden nasıl kaybediyorsun çok şaşırtıyorum. Yani Trabzonspor bu konuda çok büyük ve güzel bir örnek Anadolu takımlarına. Yani. Taraftar baskısını kırmanın en kolay yolu transfer yapmak. Şu an bak Beşiktaş'a bir süre taraftarları isyan etti. Nerede transferleri diye Muleka'sı, Vergos'tu. Ne bulduysa getirdiler. Evet. Fenerbahçe'de taraftar isyan etti işte son seneniz işte siz istemiyoruz falan. Cumhuriyet'in 100. yılı falan. Kimi tuttuysalar getirdiler. Aynen öyle. Şu an kimliğinde Brezilya yazan herkesi alıyorlar. Yani böyle bir transfer şekli yok. Evet. Galatasaray. Bir şey demiyorum isimlere baktığın zaman kaliteli görülüyor ama bu oyuncular sahanın içerisine girdiği zaman yıllar boyu belli bir düzeyde oynamış belli bir seviyede oynamışlar. Belli performans vermişler. Evet. Sağ içerisine girdikleri zaman yine o yanlarında da o kalitede oyuncular istiyorlar ama düzensiz planlama olduğu için hep istedikleri olmuyor. Galatasaray mesela Mertens'i aldı. Ben kıskandım mesela o transferi ama Mertens'in ne vereceği şüpheli. Evet. Ya Mertens şüpheli 35 yaşında bakalım nasıl depar atacak. Ben de çok merak ediyorum abi. Kopenhag maçı hakkında da abi birkaç cümle alayım senden. Yavaş yavaş kapatalım istersen. Onlar da dün oynadığı maçta iki tane oyuncularını kaybettiler. Evet. Onlar da sakatları var. Kopenhag mercek altında alınmış anlaşılan. Birisi Darami Ajax'tan aldıkları oyuncu. Tane stoperlerini sakatlandı. Son Danimarka şampiyonu. Maçtan iki gün önce de yine aldıkları kaleci sakatlandı. Hani bizde sakatlık varsa onlarda da var ya. Onlar da biraz kolu kanadı kırık geliyorlar bize karşı. Bakalım. Ya ben Trabzonspor'un açıkçası coşkulu tempolu bir oyuncağını bekliyorum. Çünkü Kopenhag durağan takımlara karşı çok rahat skorlar elde edebilen bir takım. Çok genç oyunculardan kurulu ve sürpriz izledim maçlarını izliyorum çıktığı günden beri. Sürpriz koşular yapabiliyorlar maç içerisinde. Defansın arkasına sarkabiliyor. Buradan pozisyonu çok rahat bulabilir ama Trabzonspor şu anki bekleri hızlı bekler. Savunması da hızlı oyunculardan kurulu şu an. Denk bir mücadele olacak. Bir taraf üstün görmüyorum ama Trabzonspor hücum anlamında daha iyi. Trabzonspor ön attı. %100 oranla daha iyi. Kenar oyuncularının vereceği performans maçı sonucunu etkileyecek ama bu Vizca'nın sakatlığı açıkçası benim de
kafamda soru işaretleri bıraktı. Bakalım orada Abdullah Avcı nasıl bir tercih yapacak? Orada kimi deneyecek? Umarım Vişça'yı orada tölere edecek. Orada eksikliğini hissettirmeyecek şimdi bir oyuncu. Şimdi yeni transfer de geldi. Enis Bardi. Onu ona çekip Abdülkadir'i de belki sağda kaydırabilir. Gelir gelmez oynatır mı diyorsun abi? Bence zaten o yüzden getirdiler. Bakalım abi. Ben de hani son olarak şunu da söylemiş olayım. Maça daha yine tekrar maça döneceğim ama Serkan Özbalta'da yeni bir hoca, yeni bir teknik ekip ve ilk maçıydı. Ya ben Trabzon'dan maçtan sonra kimle konuştuysam, özellikle de zaten Hasan abiyle konuştuk. Hatayspor biraz beklentileri nispeten karşılamış aslında. Genel olarak intiba bu ilk maçta. Mutlaka ilerleyen haftalarda daha iyi olacaktır diye düşünüyoruz. Çünkü dün o jest mimiklerden anladığımız kadarıyla ne Serkan Hoca ne de saha içerisindeki futbolcular istenileni, çalışılan dersi sahaya pek yansıtamadı. Bu süreç mutlaka zamanla giderilecektir diye düşünüyorum. Takımdan ve Serkan Hoca'dan ümitli olduğumu da söylemeden geçmek istemedim. Kopenhag maçında da Trabzonspor'a başarılar dileyelim. Bir de abi benim sana küçük bir hediyem olacak, hatıra. Hatayspor Süper Lig'e çıktığı günden bu yana, o sezondan beri 3 sezondur takımda oynayan tek futbolcumuz. Ribeiro. O yüzden biraz daha anlam kazanır diye sana Ribeiro'nun formasını getirdim, maç formasını. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz abi misafirperverliğin için. Bunu da sana hatıra olarak bırakmak istedim. Bu bizim koleksiyonum oldu artık benim. Evet. En güzel yerlerinden birini saklayacağım. Hatayspor'un da rengi bize de benziyor. Evet, bordo mavi, bordo beyaz. Bordo beyaz. Ortak bir paydamız var bordo. Sana da çok teşekkür ederim. Tekrar tekrar abi. Seninle program yapmak çok keyifliydi. İnşallah Hatay'da da geldiğimde yaparız. Hatay'da da inşallah birlikte yaparız. Ve buradan da hani kaydı olsun, bu arşivlensin. Hatay'a geldiğinde de mutlaka bizim misafirimiz ol. İnşallah. Diyelim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Başka programlarda yine sizlerle beraber olmak ümidiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.